Merhaba arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz Türkiye fiyatıyla tam bir hayal kırıklığı yaratan şu GeForce Now meselesi. Şimdi arkadaşlar, tam olarak 15 Mart'ta açılacak olan bu GeForce Now'ın ne işe yaradığını, neden alındığını falan filan artık bence biliyoruz. Hatta ben de Twitch kanalımda 100 tane kodu hediye etmiştim. Ama yine kabaca şöyle bir tanımlama yapalım. Aslında en böyle özet haliyle bulut oyuncu bilgisayarı, bulut oyun oynama sistemi diyebiliriz GeForce Now için. Şimdi diyelim ki evinizde bir tane laptop var ya da bir tane bilgisayar var ve aşırı eski. Veya tam tersini düşünün, bir MacBook kullanıcısınız. Yani özetle arkadaşlar, elinizdeki bilgisayarlarla günümüzdeki çıkan güncel oyunları ya da böyle birkaç sene öncesine kadar oyunları efil efil rahat rahat oynayamıyorsunuz. İşte böyle bir durumda GeForce Now tabii ki de bu fiyattan gelmeseydi hepimize faydası olacaktı ama sonuç olarak bu durumda devreye giriyor. Ne yapıyor? Yani kendinize internetten bir adet bilgisayar, sistem kiralamış gibi düşünebilirsiniz. Sadece oyun oynamak. Her neyse, yakın bir tarihe kadar bu GeForce Now meselesinin Türkiye'de sunucu yoktu arkadaşlar. Daha sonra Nvidia ile Turkcell ortak bir projeye giriştiler. Adına Game Plus dedikleri bir oyun oynama servisiyle birlikte GeForce Now'un sunucularını Türkiye'ye de açtılar. Tabii biz bir sevindik arkadaşlar. Çünkü hani kağıt üzerinde yazan değerlere göre 1080p oyunları 60 FPS'e kadar efil efil oynayabilecektik. Yani böyle heyecan verici bir şeydi. Tek heyecanlı olan bizler de değildik arkadaşlar. Mesela Turkcell'in genel müdürü olan Murat Erkan şöyle bir açıklama yapmıştı. Öncesi ve sonrası var ama özetle demişti ki tüm oyun ekosistemini kökünden değiştirdi. ...değiştirebilecek bir çözüm getirdik. Bu heyecanlar nereye kadar sürdü? Ta ki fiyatlar açıklanana kadar. GeForce Now Game Plus sunucularına aylık abone olmak Türkiye'de lansmana özel. 3 aylık premium paket alırsanız 149.7 TL olarak açıklandı ki bu sürekli değil, yani lansmana özel. Ha, siz diyorsanız da ben 3 aylık 5 aylık almayacağım, bana 1 aylık lazım diyorsanız da bu paketin adı da premium paket demişler. Onun da aylık fiyatı 74.9. Nasıl söylüyor bu ya? Ya 75 TL onun da fiyatı. Ücretsiz halinde ise yani 1 saatlik bir oturum süreniz oluyor. RTX özelliğini kullanamıyorsunuz. Az önce saydığım iki pakette RTX özelliği açıktı ve sunucuya giriş için sıra beklemeniz gerekmiyordu. Ama ücretsiz kullanıcı olursanız, o sunucuya para veren insanlar tarafından bir yoğunluk arz ediyorsa, o anda sizi sunucuya bile almıyor. Aslında buna bir böyle bir ücretsiz paket demek yerine deneme paketi deseydik daha iyi olur. Tabii ki de arkadaşlar, fiyatların açıklanmasından sonra kriz bitmedi. Çünkü Twitter'da bir tane kullanıcı Nvidia tarafına bir tweet attı. Adam demiş ki ya siz bizi aptal mı sanıyorsunuz? Avrupa'daki, ABD'deki fiyatlar hiç bakmayacağımızı mı sandınız? Orada 5 dolar neden Türkiye'de 10 doların üstünde diye bir tweet attı Nvidia'ya. Nvidia da dedi ki ya kardeşim, iyi diyorsun, güzel diyorsun da benim Türkiye'deki partnerim Turkcell'dir. Bir sorunun varsa git onlarla muhatap ol dedi. Ben karışmıyorum böyle şeylere dedi. Yani biz buradan neyi anlamış olduk? Aslında Avrupa'da ve ABD'de bu sistemi satın almış olsaydınız aylık ortalama 5 dolara gelecek olan düzeneği Türkiye'de ise yaklaşık 11 dolar gibi bir fiyattan satılmasının sorumlusu Turkcell'miş Nvidia'ya göre. Peki gelin eğri oturup doğru konuşalım. Bu fiyatlar bize ne anlatmak istiyor? Şimdi arkadaşlar, bir şeyin fiyatı o şeyin hangi hedef kitleye veya kimlere hitap ettiği ile ilgili çok önemli bir göstergedir. Şimdi benim bu aylık 75 TL'den anladığım şey, bu meselenin garibanla bir ilgisi yok. Olay tamamen Apple telefon veya bilgisayar kullanan insanlarla birlikte dönem dönem elinde işte iş bilgisayarı vardır, arada bir stres atmak için oyun oynamak istiyordur. Adam veya kadın belli bir gelir seviyesine gelmiştir. GeForce Now'a basar parayı deneyecek hedef kitleye yönelik bir işler. Şimdi gelin öğrenci olduğumuzu varsayalım. Benim öğrencilik anlamında referans alacağım nokta kendi öğrencilik dönemi. Böyle çok oyun delisi değilim ama velev ki oyun delisiyim. Aylık 75 TL gibi bir parayı ödemek fazlaydı. Ha, ne olabilir? Biliyorsunuz arkadaşlar, öğrenci hayatı böyle parasının harçlığının geldiği ilk 7 gün için geçerlidir. Ondan sonra tekrar bambaşka bir hayata giriş yaparsınız. İşte o 7 gün içerisinde o para gelir gelmez 3 aylığı kaptım kapamadım, bir daha zaten öyle bir parayı harcamaya benim gözüm yemezdi. Ha, şimdi kesin yorumlarda söyleyenler olacaktır. Abartmayın lan, işte aylığa vurduğunuzda 50 TL'ye geliyor premium paket falan filan diyebilirler. Vallahi bence siz de haklısınız. Ama öteki taraftan bu sistemin daha ucuz olması gerektiğini, aslında sistemin eğer ucuz olursa amacına hizmet edebileceğini söyleyen arkadaşlar da haklı. Vallahi hepimiz haklıyız. Ama gelin görün ki fiyatlar böyle. Ha, önemli bir ayrıntı var burada. Kotalı internet kullandığınızı varsayacak olursam kotanızdan da yiyecektir. Ya özetle meselenin bizle çok bir alakası yok. Sen olsan alır mıydın diye sorabilirsiniz. Valla ben şu verili durumda almazdım. Ama şu anki hayat standartımla bir yere böyle 15-20 günlük kafa dinlemeye tatile gideceğimdir. Telefonumdan da bilgisayar oyunları oynamak isterim. O zaman bir aylık paketini alırdım. Bir daha da ne zaman ihtiyacım olursa o zaman alırdım diyorum ve videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Sizlerin de görüşlerini merak ediyorum bu konuyla ilgili olarak. Lütfen yorumlar bölümünden siz de görüşlerinizi belirtin. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.